Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda genel bir tekrar yapacağız. LGS sınavı öncesi bir üniteleri gözden geçirelim istedim. İki kısma ayıracağım bu videoyu. İlk videomuz şimdi 1 ve 5. üniteyi kapsayacak. Diğer videomuzda 6 ve 10. üniteyi kapsayacak şekilde genel bir tekrar yapacağız. İlk ünitemizle başlayalım. Friendship ünitemize bakalım. Important verbs, önemli kelimelerimiz neler? Honest, dürüst. Jealous, kıskanç. Understanding, anlayışlı. Tactful, düşünceli. Sneaky, sinsi. Generous, cömert. Self-centered, bencil. Caring, şefkatli. Fair, adil. Loyal, sadık. Mean, kötü niyetli. Bad-tempered, huysuz. Aggressive, agresif. Adventurous, maceracı. Arrogant, kibirli. Helpful, yardımsever. Unreliable, güvenilemez. Eğer başındaki an ekini çıkarıp sadece reliable'ı görürseniz güvenilir anlamına gelir. Stubborn, inatçı. Amusing, eğlenceli. Determined, kararlı. Sınavda mesela çıkmıştı Who thinks bad about Jack diye. Eğer iyi arkadaş ve kötü arkadaş olarak sınıflandırırsak a good friend is yani iyi bir arkadaş nasıl olur? Honest, dürüst, caring, şefkatli, generous, cömert, tactful, düşünceli olabilir. Peki kötü bir arkadaş nasıl olur? Mean, arrogant, bad-tempered veya sneaky yani sinsi şeklinde kullanabiliriz. Diğer important verblerimiz ise get on well with. With'ten sonra bir isim mesela Ayşe'yi getirebiliriz. Ayşe ile iyi anlaşıyorum şeklinde çevirebiliriz bunu. Have things in common. Birçok ortak özelliklere sahip olmak demek. Bir arkadaşla aranan önemli özelliklerden biri bu. Customer, müşteri. Attend ile join aynı anlamda katılmak demek. Invitation davetiye, vacation tatil, take order sipariş almak, give order sipariş vermek. Support daha önce de bunu biliyorduk. Backup'la aynı anlamda desteklemek demek. Dessert tatlı, beverage içecek, reunion yeniden bir araya gelmek demek. Evet, kelimelerimizi öğrendik. Şimdi making offers, teklifte bulunma soru kalıplarımızı tek tek inceleyelim. İki önemli ana soru başlığımız aslında şu an karşımızda duruyor. Birisi would you like, diğeri de how about, what about? Would you like'tan sonra gelen fiil önüne to alması gerekiyor. Ama isim geliyorsa sade bir şekilde would you like'tan sonra gelebilir. Anlamı da ister misin demek. How about, what about'ta ise fiil eğer varsa fiilin sonuna ing'i eklemek zorundayız. İsim de yine would you like'taki gibi aynı şekilde geliyor ve anlamı ne dersin? Örneklere bakalım. Would you like to play football? Futbol oynamak ister misin? Gördüğünüz gibi play'den önce önüne to almış would you like'la kullanılırken. İsimle kullanılırken ise pizza hiçbir şey almamış. Pizza ister misin diye bunu da çevirebiliriz. How about watching a movie? Bir film izlemeye ne dersin diyor. Buradaki watching ing eki almış kurala göre. What about a cup of coffee? Bir bardak kahveye ne dersin? Bu da isimle kullanıldığı için ek almamış. Devam edelim. Bir diğer önemli teklifte bulunma ifadelerimiz ise let's, shall ve why don't you veya we. Şimdi let's, shall ve why don't you'nun ortak özelliği üçü de fiilleri yalın alıyor. Hiçbir şekilde ek gelmiyor. Let's haydi demek. Shall, we ve I özneleriyle birlikte kullanılıyor. Yapalım mı, gidelim mi derken lim lim ekini katan kalıp shall'dir. Why don't you veya we ile kullanılıyor. Yine fiil yalın geliyor. Anlamı ise neden yapmıyorsun ya da neden yapmıyoruz. Örneklere bakalım. Let's drink water. Haydi su içelim. Why don't you cut your hair? Neden saçını kesmiyorsun?
Shall we play Resident Evil Village? Resident Evil Village oyununu oynayalım mı? Gördüğünüz gibi 3 cümlede de fiiller hiçbir ek almamış. Ekstralara bakarsak diyaloglarda karşımıza çıkabilecek kalıplar da şunlardır. Are you busy? Meşgul müsün? Can you pick me up from school? Beni okuldan alır mısın? Şeklinde. Şimdi soru kalıplarımızı öğrendik. Peki bunlara nasıl cevap vereceğiz? Onlara bakalım. Accepting and refusing offers. Teklifleri accepting kabul etme, refusing reddetme. Bakalım kabul etme ifadelerimiz neler? Why not? Not'ı görünce sakın olumsuzluk anlamı aklınıza gelmesin. Why not? Neden olmasın anlamındadır. It's a great idea. Bu harika bir fikir demek. Yes, that would be great. Evet, bu harika olurdu demek. Yes, please. Evet, lütfen. I'd like to have blah blah. Burada mesela bir garsonla konuşuyorsunuz diyelim. Ne istersiniz diye sorduğunda biz bu şekilde cevap verebiliriz. I'd like to have chicken soup. Of course, tabii ki demek. Yes, I'd love to. Evet, isterim. Veya that sounds fun. Kulağa eğlenceli geliyor. Peki refusing, reddettiğimizde hangi kalıpları kullanıyoruz? No thanks, hayır teşekkürler. I'd love to but, isterdim ama, amadan sonra bir bahane üretmemiz gerekiyor. Burada mesela ben örnek olarak I have homework, ev ödevim var dedim. Sorry but, üzgünüm ama, but'tan sonra yine bir bahane üretmişiz. Ne demişiz ya da bahane demeyelim. Neden? Sebep üretmişiz. I am too busy that day. O gün çok meşgulüm diyoruz. I am sorry but I can't. Üzgünüm ama yapamam. I don't think so. Öyle düşünmüyorum. It's a bad idea. Bu kötü bir fikir. I'd rather not. Yapmayı tercih etmem şeklinde çevirebiliriz. Bir de örneğimiz var. Would you like to come my birthday party on Sunday? Sunday pazar günüydü. Pazar günü benim doğum günü partime gelmek ister misin diye soruyoruz. Diyelim olumlu cevaplamak istedik. Yes, I'd love to. Evet, isterim. Who else will be there? Who else? Başka kim demek? Başka kim orada olacak şeklinde çevirebiliriz. Diyelim ki reddetmek istiyoruz. Şu şekilde diyebiliriz. I'd love to but, isterim ama, I have a dentist appointment that day. Appointment, randevu demek. O gün dişçiye randevum var şeklinde çevirebiliriz. Evet, şimdi de önümüzde bir davetiye, bir event var, bir organizasyon var. Bunu Milli Eğitim'in kazanım testlerinden aldım. Her ünite sonunda testlerimizi de çözelim, iyice sağlamlaştıralım diye düşündüm. Happy Friendship Day, mutlu arkadaşlık günü. Bakalım ne demiş? A best friend backs you up, gets on well with you and loves you all the time. En iyi arkadaşın seni destekler, seninle iyi anlaşır ve seni daima sever. We are organizing a meeting for Friendship Day. Arkadaşlık günü için bir organizasyon düzenliyoruz diyor. Bir buluşma organizasyonu düzenliyoruz. It's very exciting. Bu çok heyecan verici. Because friends will be together. Çünkü arkadaşlar bir araya gelecek. We will have a lot of fun. A lot of fun, çok eğleneceğiz demek. Join us, bize katılın. For more information, Sophia Bentley adlı matematik öğretmenine daha fazla bilgi için ulaşabilirsiniz denilmiş ve öğretmenin numarası verilmiş. Future Schools, gelecek okulları, okulun ismi bu. Tuesday, July 30. Yani Temmuz'un 30'unda salı günü 5 PM ile 8 PM arası, akşam ya da öğleden sonra 5 ile 8 arası bu organizasyon varmış. Sorularımıza bakalım. Classmates, sınıf arkadaşları come together, bir araya geliyorlar on July 30, Temmuz'un 30'unda. Because, çünkü.
Some of them like activities. Bunlardan bazıları, bu arkadaşlardan bazıları aktivite yapmayı seviyormuş. Böyle bir şey demiyor. They like playing games together. Birlikte oyun oynamayı severler. Böyle bir şey de yok. Their teachers want to organize a party. Öğretmenleri bir parti organize etmeyi düşünüyorlar diyor. Burada öğretmenleri organize etmiyor. Sadece öğretmenle iletişime geçebilirsiniz diyor. C de gitti. There is an organization on Friendship Day. Arkadaşlık günü için bir organizasyon düzenleniyor diyor. Cevabımız D şıkkı. İkiye bakalım. According to the saying on the card. Kartta söylenilenlere göre. Your best friend can't count on you because. Senin en yakın arkadaşın sana güvenir. Çünkü hemen hatırlayalım. İlk cümlede ne diyor? A best friend backs you up. Seni destekler. Gets on well with you. Seninle iyi anlaşır. And loves you all the time. Seni daima ne yapar? Sever. Peki bakalım. A şıkkında diyor ki you always support him, her. Bir arkadaşımız eğer bize güveniyorsa, bizi daima destekliyor, pardon. Eğer bir arkadaşımız bize güveniyorsa biz onu daima ne yapıyoruzdur? Destekliyoruzdur. Cevabımız A şıkkı ama diğer şıklara da bakalım. You can organize a meeting together. Birlikte buluşabilirsiniz ya da bir buluşma organize edebilirsiniz. Birisiyle bir buluşma organize ettiğiniz için ona güvenmeniz biraz saçma. B şıkkı gitti. You have a lot of fun with your teachers. Öğretmenlerinizle çok güzel eğleniyorsunuzdur. O yüzden mi size güvenir arkadaşınız? Hayır. Your friends come together on Friendship Day. Arkadaşlarınız arkadaşlık gününde bir araya geliyordur. Bu yüzden de birisine güvenmek açıkçası çok akla yatkın değil. O yüzden D şıkkı da gitti. You always support him, her. Arkadaşınızı daima desteklediğiniz için o da size güveniyordur. Cevabımız A şıkkı. Evet, ikinci üniteye bakalım hemen. Important verbs, önemli kelimelerimiz. Listen to music, müzik dinlemek. Go to school, okula gitmek. Get up, uyanmak. Read a newspaper, gazete okumak. Wash my face and hands, ellerimi ve yüzlerimi yıkamak. Follow after school activities. Okuldan sonraki aktiviteleri takip etme, izleme. Get dressed, giyinmek. Go to bed, yatağa gitmek. Arrive home from school, okuldan eve varmak. Have breakfast, have lunch, have dinner. Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği yemek. Surf the internet, internette surf yapmak, gezinmek. Do my homework, ev ödevimi yapmak. Take classes at school. Okulda dersler almak ama şu uzaktan eğitimde online olduğu için ben buraya slash koyup online yazdım. Spend time with my family, ailemle vakit geçirmek. My family yerine my friends de gelebilir. Arkadaşlarımla vakit geçirmek. Burada önemli olan aslında spend time, vakit geçirmek anlamı. Chat with friends online, arkadaşlarımla online olarak chatleşmek. Buradaki important adjectivelerimiz, sıfatlarımız da şunlar. Exciting, heyecan verici. Fascinating, büyüleyici. Healthy, sağlıklı. Trendy, modaya uyan, uygun. Fun, eğlenceli. Interesting, ilginç. Relaxing, rahatlatıcı. Excellent, harika. Respectful, saygılı. Expensive, pahalı. Ridiculous, saçma. Boring, sıkıcı. Terrible, korkunç. Extreme, aşırı. Awful, yine korkunç diyebiliriz. Çok kötü. Unbearable, dayanılmaz. Yine buradaki anı çıkarırsak eğer bearable, dayanılabilir olabilir. Typical da tipik. Likes and dislikes. Beğeniler ve beğenilmeyenler. Bakalım pozitif olanları nelermiş bunların. Cümle içinde kullanacağız. Belli kullanımları var. O yüzden burayı dikkatli dinleyin. Like, sevmek, hoşlanmak, enjoy, keyif almak, interested in, ilgili olmak bir şeyle alakalı. Love, sevmek. Negatiflere bakalım. Dislike, beğenmemek, hoşlanmamak, hate, nefret etmek,
Can't stand, dayanamamak. Dislike'ı bir diğer şekilde don't veya doesn't, özneye göre don't, doesn't like şeklinde de kullanabiliriz. Örneklerimize bakacak olursak eğer. Gördüğünüz üzere özneden sonra eğer fiilimiz, pardon, eğer öznemiz üçüncü tekil şahıslar yani he, she, it ile kullanıldıysa like'tan sonra ise takısı alıyor ve gördüğünüz üzere her fiilimiz ing eki alıyor. Bu kuralı bilin. Sınavda tabii ki direkt bize bu kuralı sormaz ama bilmenizde fayda var. Gördüğünüzde neden burası ing ile olmuş, neden burası s takısı almış şeklinde bir kafanız karışmasın. O yüzden belirtmek istedim. Sema likes taking selfies. Sema selfie çekmeyi sever. Hasan can't stand listening English lessons. Hasan İngilizce derslerini dinlemeye katlanamaz. Çiğdem teacher loves teaching English. Çiğdem hoca İngilizce öğretmeyi sever. Nil hates eating vegetables. Nil sebze yemekten nefret eder. She loves eating fast food. O fast food yemeği sever. Çok sağlıksız. Siz yapmayın. I dislike drinking cold coffee. Ben soğuk kahve içmekten hoşlanmıyorum. Ali is interested in reading books. Ali kitap okumaktan hoşlanır veya kitap okumaya ilgilidir şeklinde çevirebiliriz. Bir diğer bilmemiz gereken kalıp da prefer'dür. Prefer tercih etmek anlamına gelir. İlk cümlemizde gördüğünüz gibi isimle kullanılırsa eğer iki ismi ayırmak için sadece araya to getiririz. Eğer fiille kullanılırsa prefer'den sonra gelen fiil ve to'dan sonra gelen fiil ing eki almak zorunda. Bakalım örneklerimize. I prefer pop music to jazz. Ben cazdansa pop müziği tercih ederim şeklinde çevirebiliriz. Tercih ettiğimiz şey genellikle prefer'ün yanındaki olan isim veya fiille kullanılan isim, eylem diyebiliriz. They prefer watching movies to reading books. Onlar kitap okumaktansa film izlemeyi tercih ederler. Ve son cümlemiz. He prefers drinking coffee to drinking tea. O çay içmektense kahve içmeyi tercih eder. Gördüğünüz gibi üçüncü tekil şahıs he ile kullandığımızda preferred'ü sonuna s takısı almış oldu. Evet, bakalım map kazanım testine. İlk önce soruyu okuyalım. Which question doesn't Jack ask Carlos? Aşağıdaki sorulardan hangisini Jack Carlos'a sormamıştır diyor. Hemen bakalım. I am Jack from Radio News. Ben Radio News'dan, radyo haberden Jack. We are with Carlos from Brazil. Brezilya'dan Carlos'la beraberiz. What does a traditional breakfast include in Brazil, Carlos? Carlos bize Brezilya'daki geleneksel kahvaltıdan bahseder misin diyor. Carlos da diyor ki, well, bread, fruit and some milk. Ekmek, meyve ve biraz süt. Sounds healthy. Kulağa sağlıklı geliyor. Ve bir soru sormuş. Cevabına bakalım hemen. Ne demiş Carlos? It's Japanese food, especially sushi. Japon yemeği, özellikle de sushi. O zaman burada Jack'in sorması gereken soru hangi yemeği sevdiği, değil mi? What is your favorite food? Yani D şıkkındaki en sevdiğin yemek nedir sorusu buraya gayet uyuyor. O zaman D gitti. Biz uymayan bir soruyu arıyoruz. Bir soru sormuş ve Carlos demiş ki twice a week. Eğer bir yerde twice a week, once a week tarzında bir cevap görürseniz o soru kalıbı kesinlikle how often olmalı. Ne sıklıkla? Bakalım A şıkkında burayı bize karşılayan bir soru kalıbımız var. How often do you eat Japanese food? Japon yemeğini ne kadar sıklıkla yersin diyor. Cevabımız da twice a week, haftada iki kez uyuyor. O zaman A şıkkımız da gitti. And one last question. Ve son bir soru daha diyor. Sorusunu sormuş. Not me definitely. Not me, ben değilim. Definitely, kesinlikle. Kesinlikle ben değilim diyor. It is my sister. Bakalım. C şıkkı burayı karşılıyor.
B'yi de çevireceğim ama ilk önce C'yi hemen çevirelim. Who cooks well in your family? Ailende kim iyi yemek pişirir diyor. Cevap ne? Not me, definitely. Kesinlikle ben değilim diyor. It's my sister, benim kız kardeşim diyor. B'ye bakalım neden olmaz diye. Why do Japanese people like sushi? Neden Japon insanlar sushi'yi seviyor diyor. Böyle bir sorunun karşılığı cevaplarda yok. Carlos'un verdiği cevaplarda yok. O yüzden cevabımız B şıkkı. Üçüncü ünitemiz in the kitchen. Hemen önemli kelimelerimize bakalım. Dish, yemek. Ingredients, içindekiler. Teaspoon, çay kaşığı. Flour, un. Cucumber, salata. Bacon powder, kabartma tozu. Pepper, biber. Meat, et. Pan, tava. Bake, pişirmek. Boil, haşlamak. Mash, püre haline getirmek. Fry, kızartmak. Peel, kabuğunu soymak. Slice, dilimlemek. Chop, doğramak. Dice, küp küp doğramak. Tasty, lezzetli. Greasy, yağlı. Bitter, acı. Salty, tuzlu. Milky, sütlü. Sweet, tatlı. Spicy, baharatlı. Ve sour, ekşi. Şimdi genellikle bu üniteden çok soru geliyor. Bir ya da iki tane soru geliyor. O yüzden bu ünitenin kelimelerini ve paragraf yani yemek tarifi yaparken kullanılan sıralama cümlelerini bilmekte fayda var. Hemen bakalım. First birinci, ilk olarak demek. Second ikinci. Then ardından veya sonra diye şeklinde çevirebiliriz. Next sonraki, bundan sonraki. After that ondan sonra. Finally son olarak ve enjoy ve bon appetit afiyet olsun demek. Finally cümlesinden sonra genellikle kullanılıyor. Hemen sorumuza bakalım. How to make a cupcake? Bir cupcake nasıl yapılır? First ilk olarak heat the oven at 200 degree. 200 derecelik ısıda fırını açın diyor, ısıtın diyor. İlk olarak. Mix two eggs with a cup of sugar. Bir kap, bir bardak şekerle birlikte iki yumurtayı karıştırın. Next, ondan sonra add some milk. Add, eklemek demek. Add some milk, flour, oil and powder. Biraz kabartma tozu, yağ, un ve biraz süt ekleyin. Then, ondan sonra mix all the ingredients, tüm karışımı karıştırın. İçindekilerin hepsini karıştırın. And pour the mixture into the cups. Bu karışımı kaplara, şu arkadaki resimde görüldüğü gibi pembe olan kaplara dökün, boşaltın diyor. Finally, put the cups into the oven. Bu kapları fırına koyun and bake for 30 minutes. 30 dakika pişirin. Cupcakes are ready. Cupcakeler hazır. Enjoy, afiyet olsun diyor. Hemen sorumuza bakalım. Which picture shows? Hangi resim gösteriyor diyor. The step after mixing the ingredients. Ingredients içindekiler demekti. Mixing karıştırmak. İçindekileri karıştırdıktan sonraki adımı gösteriyor diyor. Hemen bakalım. Mix all the ingredients dedi, değil mi? Hemen bakıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü cümlemiz then. Sonra mix all the ingredients. Hemen gördünüz. Ve sonrasında ne yapmış? Pour the mixture into the cups. Kaplara bu karışımı dökün demiş. Bakalım hangi resimde var? B şıkkında var. Cevabımız B şıkkı. Evet, geldik dördüncü ünitemize. On the phone, telefonda. Dördüncü ünitemizle beşinci ünitemiz biraz birbirlerine benzer olduğu için kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Hemen başlayalım. Önemli kelimelerimiz. Text a message, mesaj atmak. Talk to face, yüz yüze konuşmak. Write a letter or postcard,
bir mektup veya bir postkart yazmak, send an email göndermek, make a phone call, telefon konuşması yapmak, use social network, sosyal ağları kullanmak, personal information, kişisel bilgi demek, improve a foreign language, bir yabancı dili geliştirmek, şu an sizin yaptığınız gibi. Practice my lessons, derslerimi practice etmek yani tekrarlamak diyelim. Buy something online, online olarak bir şeyler satın almak. Share files, document, dosya, dokümasyon paylaşmak. Keep in touch, haberleşmek, birbirinden haberdar olmak. Leave a message, mesaj bırakmak. Raise awareness, farkındalığı yükseltmek. Hang on, beklemek. Bir telefonda diyelim konuşuyorsunuz, atıyorum. Arkadaşınızın annesi çıktı. Arkadaşınızı istediğinizi söylüyorsunuz. Annesi de size diyor ki hang on, bekle bir dakika. Take an exam, sınav olmak. Graduate, mezun olmak. Unavailable, müsait olmamak. Eğer buradaki ana çıkarırsak available da uygun olmak demek. Communication, iletişim. Connect, bağlanmak. Solve puzzles, puzzle çözmek. Interact with friends and teachers, öğretmenler ve arkadaşlarla iletişim içinde olmak. Hemen geçelim diğer önemli kelimelerimize. Make a reservation, rezervasyon yapmak. Make a complaint, bir şeyden şikayet etmek. To change, return a product, bir ürünü değiştirmek ya da geri iade etmek. Return, geri iade etmek demek. To report problems with delivery, bize gelen kargo ile alakalı bir problemi rapor etmek. To book a flight ticket, bir uçak bileti ayarlamak. To learn about something more, bir şey hakkında daha fazla şey öğrenmek. To buy something, bir şey satın almak. To ask for a service, bir servis arayarak yardım istemek. Evet, önemli olan kelimelerimiz diyaloglarda çıkıyor genellikle. I am sure, eminim. I believe, inanıyorum. I suppose, sanıyorum. I guess, tahmin ediyorum. I think, bence. I hope, umuyorum. Bunları genellikle gelecek zamanlarla söyleriz ve will gelecek zamanı belirtiyordu. Öznelerden sonra geliyordu. I will, you will, she will şeklinde. Genellikle planlanmamış aniden gelişen olaylar veya tahminler için kullanıyoruz. I will open the door. Kapıyı ben açacağım. Mesela diyelim evde oturuyorsunuz ve kapı çaldı. Aile üyelerinize dönüp dediniz ki I will open the door. Kapıyı ben açacağım. Veya arkadaş grubunda oturuyorsunuz ve bir tahminde bulunuyorsunuz. I guess, sanırım ki they will graduate this year. Onlar bu yıl mezun olacak diyorsunuz. Hemen sorumuza bakalım. Jeremy ve Paul konuşuyor ve biz de diyor ki complete the sentence. Aşağıdaki boşluğu doldur diyor. Aşağıdaki diyorum pardon. Boşluğu doldur diyor. Hemen bakalım Jeremy ne demiş? You should be careful about things you share on the internet. İnternette paylaştığın şeyler hakkında be careful, dikkatli olmalısın diyor. Paul diyor ki what do you mean? Ne demek istedim? Buradaki mean kötü niyetli anlamda değil, mean anlamına gelmek anlamına da geliyor. Evet cümle biraz karışık oldu farkındayım ama anlamına gelmek. What do you mean? Ne demek istiyorsun? I mean demek istiyorum ki don't. Nokta nokta. A'ya bakalım. Give personal information on the internet. Demek istiyorum ki internete kişisel bilgilerini verme. Gayet uyuyor. Cevabımız A gibi. Diğerlerine de bakalım. Demek istiyorum ki shop from the websites you trust. Güvendiğin web sitelerinden alışveriş yap. Şimdi bu internette paylaştığı şeyler hakkında dikkatli olmasını içermiyor sanki. C'ye bakalım. Believe everything you read. Okuduğun her şeye inanma. Bundan da bahsetmiyor. Meet your online friends. Arkadaşlarınla, online arkadaşlarınla tanışma. Hayır, tam tersi dikkatli olması için
uyardığı şey internette kişisel bilgilerini verme şeklinde cevabımız A şıkkı olacak. Evet, son ünitemiz 5. ünitemize geldik. Bakalım önemli kelimelerimiz neler? Download, indirmek, upload, yüklemek, make comment, yorum yapmak, confirm friend, Instagram'da diyelim bir arkadaş isteği gönderildi size, request gönderildi, istek. Onu onayladığınızı belirten kelime confirm. Search for information, bilgi için araştırma yapmak. Follow, takip etmek. Unfollow, takip etmemek. Join online classes, online derslere katılmak. Follow live classes, canlı dersleri takip etmek. Click, tıklamak. Touch, dokunmak. Confirm, onaylamak. Login ve logon aynı anlamda giriş yapmak. Logout, tam tersi çıkış yapmak. Sign up, register. Bir yere mesela Instagram'a kayıt olmak istiyorsanız ilk yapacağınız şey sign up, register, kayıt yapmak. Attach, tutturmak. Search engine, arama motoru, web browser mesela işte bu Google Chrome'dur, Internet Explorer'dır dediğimiz şeyler bunlar web browser oluyor. Username, kullanıcı adı. Password, şifre. Reply, yanıtlamak. File, dosya, account, hesap, devices, alet, edevat. Mesela burada interneti girmemiz için kullandığımız devices'lar nelerdir? Telefon, computer, tablet gibi şeyler. Refundable, geri iade edilebilir veya değiştirilebilir ticket diyebiliriz. Non-refundable ise değiştirilemez. Yani aldıysanız eğer o bileti o gün o saatte orada olmanız lazım. Değiştiremezsiniz. Single ticket tek yönlü bilet, gidiş bileti. Return ticket gidiş dönüş bileti. Pay the bills faturaları ödemek. Discount indirim. Settings ayarlar. Per day each day her gün. Suggest önermek. Company şirket. Valuable değerli. Publish yayınlamak. Hold on hang on'la aynı anlamda beklemek demek. Nearly, approximately, almost ve about aynı anlama geliyor sevgili öğrenciler. Yaklaşık olarak demek. Ve en önemli kelimelerden, daha doğrusu bağlaçlardan kelime değil. Kelime okumaktan aklım karıştı. En önemli bağlaçlarımızdan dördü şu an karşınızda. And ve demek, because çünkü demek, but ama demek, so bu yüzden demek. Hemen inceleyelim cümlelerimizi. I like taking photos. Ben fotoğraf çekmeyi seviyorum. And share on Instagram. Instagram'da paylaşmayı seviyorum diyor. Onları Instagram'da paylaşırım. Burada ne yapmışız? Ve bağlacıyla iki cümleyi birleştirmişiz. Öznemiz aynı zaten. I. Devam edelim. Because'a geçelim. I didn't come to school. Okula gelmedim. Because I was ill. Çünkü hastaydım. Because'dan sonra gelen cümlemiz sebep belirtiyor. Because'dan önce gelen cümlemiz sonuç belirtiyor. Unutmayalım. Diğer cümlemize bakalım. I love online shopping, but my friend hates it. Ben online alışveriş yapmayı seviyorum ama benim arkadaşım nefret ediyor. Gördüğünüz gibi but gelince cümleye bir zıtlık bildiriyor. Devam edelim. I didn't do my homework. Ev ödevimi yapmadım. So, bu yüzden I can't play online games. Online oyun oynayamam. Gördüğünüz gibi burada because'dan tam tersi ilk cümlede sebebi veriyor ve İkinci cümlede so'dan sonra gelen cümlede sonucu veriyor. Birbirinin tam tersi şeklinde düşünebiliriz. Anlam yine aynı. Sebep sonuç belirtiyor ama birisi sonucu önde verirken because sonucu önde veriyor. So ise sonradan veriyor sonucu. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Son sorumuza bakalım ve videomuzu bitirelim.
Bir konuşma var, bir diyalog var ve bizden boşluğu doldurmamız isteniyor. This is Angela speaking. Angela konuşuyor. How can I help you? Nasıl yardımcı olabilirim? I would like to make a reservation from Germany to Turkey on August 3. Ağustos'un 3'ünde Almanya'dan Türkiye'ye bir rezervasyon yaptırmak istiyorum diyor. There is a flight at 11 o'clock in the morning. Sabah 11'de bir uçuş gözüküyor diyor. And one ve bir diğeri de 2 o'clock in the afternoon. Öğleden sonra 2'deymiş. Yani 2 tane bilet varmış. One ticket for the 11 o'clock plane, please. Saat 11 uçağına bir bilet lütfen diyor. Can you blah blah please? Ve cevabımıza bakalım. It's Bridget Hopkins. İsmini söylüyor. O zaman müşteri temsilcisi ismini sormuş olması lazım. Can you tell me your name please şeklinde C şıkkındaki kelimemizi eğer yukarı getirirsek cevabımız doğru oluyor. A şıkkına bakalım mesela. Repeat that again. Repeat tekrar etmek demek. Tekrar eder misiniz diyor. Burada ismini daha önce söylese belki bu kelime doğru olurdu ama ismini ilk defa söylüyor. Olmaz. Hold on a moment. Bir dakika bekler misiniz? Çok saçma. Spell your name. Adını heceler misin? Şimdi D şıkkındaki spell hecelemek demek. O yüzden aklınız karışmasın. Burada Bridget Hopkins diye cevap verdiğinde direkt adını söyler misin diye soruyor bize. Heceleyerek söyleyin diye sormuyor. Burada D şıkkı bize çeldirici diye sorulmuş ama cevabımız C şıkkı olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ikinci kısımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.